izleyiciler, İlhan Cavcav tesislerindeyiz Hacettepe Spor'da. Üçüncülük ikinci grupta yeni sezona hazırlanacak. Biz de ilk antrenmanda Class Sport TV olarak yalnız bırakmadık. Röportajlarla birlikte de yayın akışımız devam edecek. Sevgili izleyiciler, Hacettepe Spor Kulübü'nün başkan vekiliyle birlikteyiz. Savaş Çalıkoğlu da Class Sport TV ekranlarına ilk antrenmanla birlikte açıklamalarda bulunacak. Öncelikle bizlere bu imkanı verdiğiniz için, ilk antrenmanı bizlere açtığınız için teşekkür ediyorum ve sizlerden genel olarak Hacettepe ile ilgili artık üçüncülük ikinci gruptasınız. Zorlu bir süreç başlıyor. İlk değerlendirmeleriniz neler olur? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum bugün bizi yalnız bırakmadığınız için. Bu sene gerçekten zor bir gruptayız. Ama biz zorları başarmak için bu göreve talip olduk zaten. Öncelikle sezonun sakatlıksız, centilmence ve en önemlisi de gerçekten sahada top oynayıp hak edenin kazandığı bir sezon olmasını diliyoruz. Biz göreve seçilen arkadaşlarımızla beraber gerçekten yeni bir yapılanmanın içerisine girdik. Bu yeni yapılanma hem yönetim kurulunda yeni bir yapılanma, hem de futbol kulübümüzde yeni bir yapılanma yaptık. Gerçekten çok değerli bir insan, çok değerli bir hocayla çalışmalara başladık. Hocamız bu konuda son derece tecrübeli, son derece yetenekli. Amacımız şu: Hacettepe'nin 1945 yılındaki kuruluşundaki ruhunu tekrar bu takıma kazandırmak. Bunun için çaba sarf edeceğiz. Biz şunu yapmayı becerebilirsek, biz gerçekten iyi insan yetiştirip daha sonrasında da iyi futbolcu yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bunu başardığımız süre içerisinde biz hedefimize ve amacımıza ulaşmış olacağız. Bunun yanında da tabii ki bir yarışmacı bir takım hazırlıyoruz. Yarışacağız, hedeflerimiz var. Hedeflerimiz de tabii ki şampiyon olup geçen sene çok talihsiz bir şekilde düşmüş olduğumuz ikinci lige tekrar yeniden dönmek. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Buna hem yönetim kurulundaki tüm arkadaşlarım inanıyor, hem de kadromuz, teknik kadromuz inanıyor. Biz de yöneticiler olarak arkadaşlarımıza elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışacağız. Tabii ki biz onlara desteği vereceğiz ama futbol sahada kazanılan bir oyun. Umarım arkadaşlarım da bu yetenekte, bu kabiliyette olan arkadaşlarımızdan yolumuza devam edip istediğimiz hedeflere ulaşacağız. Ben zaten çok fazla geçen senenin dosyasını açmıyorum. Yeni yönetim, yeni takım, yeni teknik direktörle birlikte bambaşka bir Hacettepe'yi izleyicilere sunacağınızı inanıyorum. Ama birazcık da transfer boyutuna da değinmek istiyorum. Hocamız zaten söyledi, daha takviyelerimiz olacak ama takımla bir hafta antrenman geçireceğiz dedi. Sizin ne gibi bir transfer sürecindeki politikanız var? Ne gibi oyunculara yönelim sağlıyorsunuz? Hacettepe'yi yeni dönemde neler bekliyor bu durumla ilgili de? Evet, şöyle, biz hani çok büyük paralar harcayıp İşte çok iyi, çok pahalı futbolcular almaktan yana, biz gerçekten belki de var olan yeteneklerini sergileyemeyen, o yetenekleri gösterme fırsatını bulamamış olan genç arkadaşlarımıza yöneldik. Takımımızda daha önceki dönemlerde takımımızın altyapısından yetişip farklı kulüplere gidip oralarda ter döken arkadaşlarımız tekrar kulübümüze geri dönmeye başladılar. Şunu çok açık ve net söylemek istiyorum. Bu kulübün gerçekten marka değeri çok yüksek olan bir kulübüz. Dolayısıyla şunu biliyorlar. Bakın, biz yıllarca Türkiye'deki Süper Lig'deki futbol Süper Lig'deki takımlara futbolcu üreten bir fabrikayız biz. Evet. Bu fabrikayı biz devam ettirmek istiyoruz. Yani bir amacımız işte pahalı, işte yaşlı futbolcu alıp da ligde kalmak değil. Biz genç yetenekleri bulup keşfedip o arkadaşlarımıza o özgüveni verip o özgüvenle beraber o arkadaşlarımızı yarışmacı haline getirmeyi hedefliyoruz. Dolayısıyla da hocamızın önermiş olduğu futbolcu arkadaşlarımız var. Onları kadromuza dahil ettik. Bundan sonra da dahil edeceğimiz birkaç arkadaşlarımızdan da görüşmelerimiz devam ediyor. Ama şunu yapmayı biz istiyoruz. İşte sezonun başında 6 tane arkadaşımızı bizim işte bir üst ligdeki mücadeleden Gençler Birliği'ne gönderdik. Biz her sene kaç tane arkadaşımızı Gençler Birliği'ne gönderiyoruz ve biz Türk futboluna futbolcu üretiyoruz. Evet, Mertler, tabii ki Mert Çetin, Ardalar, evet. İşte Beratlar, yani 2-3 sene önce Hacettepe Spor'da top, evet, oynayan arkadaşlarımızdı. İşte biz bu geleneği devam ettirmek istiyoruz. Gerçekten keşfedilmeyi bekleyen Türkiye'de çok ciddi yetenekteki arkadaşlarımız var. İşte bu yetenekteki arkadaşlarımızı bulup onları burada biz parlatıp onları işleyebildiğimiz süre içerisinde zaten onların yolunu açmış olacağız. Hedefimiz de bu. Bu sene de aynı şey
şeyi yapacağız. Yani hem oyuncu yetiştireceğiz ama hem de yarışmadan asla geri durmayacağız. Yarışmacı bir takım olacak bu takım. Hedefler olan bir takım olmuş olacak. Umarım sezonun sonunda da bu ilk yapmış olduğumuz ilk antrenmanda da son maçta da birlikte oluruz. Son maçta da beraberce Türk futboluna kazandırmış olduğumuz futbolcuların keyfini birlikte izleyerek süreriz. Hem de şampiyonluğumuzu beraber kutlamış oluruz inşallah. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili izleyiciler, Hacettepe Spor Sezonu'nun ilk antrenmanı İlhan Cavcav tesislerine çıktı. Biz de takımın teknik direktörü Muharrem Uğur'la birlikte ilk antrenmanın ilk röportajını gerçekleştiriyoruz. Öncelikle Klas Sport TV ekranlarına ilk röportajı verdiğiniz için teşekkür ediyorum ve sizden yeni sezonun ilk antrenmanıyla birlikte de bir değerlendirme istiyorum 3. lig 2. gruptan. Ben de teşekkür ederim sizlere, bizlere bu imkanı verdiğiniz için. Öncelikle hedefimiz yeni bir oluşumla Hacettepe Spor Kulübü'nün iyi yerlere gelmesini sağlamak. Yeni bir oluşum derken çok genç oyuncularımız var, altyapıdan yetiştirdiğimiz oyuncularımız var. Geçen sene oynayan oyuncularımızın büyük bir bölümünü kaybettik. Ama yeni gelen arkadaşlarla birlikte güçlü bir Hacettepe yaratma düşüncesindeyiz. Çalışmalarımızı bir hafta boyunca Ankara'da devam ettireceğiz. Zorlu bir gruptayız, bunun bilincindeyiz. Ama kısa bir süre içerisinde takım oluşumunu en iyi şekilde sağlayacağımızı düşünüyorum. Transferlere gelecek olursak daha transfer yapacaksınız gibi duruyor. Haliyle transfer çalışmalarınız ne süreçte ve nasıl ilerliyor? Şimdi 5 kişi aldık ama onun dışında bu bir haftalık dönemde oyuncu arkadaşların performansını değerlendirip eksik olan yerlerimizi yönetim kuruluna ileteceğiz. Ona göre transferleri yapacağız diye düşünüyorum. Sizin için de Ankara'dasınız yine. Evet. Yeni bir süreç başladı. Sizin Hacettepe ile ilgili düşünceleriniz neler? Sizin için farklı bir dönemde nasıl bir heyecan oldu İlk buraya ayak basmanız? Şimdi şöyle, tabii ki doğma büyüme Ankara'dayız. Ankara'da çok kulüpte çalıştım. Uzun süre değişik kulüplerde çalışmamıza rağmen Hacettepe camiasında ilk defa çalışıyoruz Gençler Birliği ile birlikte. Dolayısıyla çok eski ve köklü bir kulüp Hacettepe takımı. Ayrı bir heyecan. Bir de iki senedir çalışmıyorum. Bu güzel görevi bana verdikleri için yönetim kuruluna, başkanımıza ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Onları mahcup etmeme adına yeni başlamış, antrenörlüğe yeni başlamış gibi çok heyecanlı ve istekliyim. Şu an için düşüncelerim bu. Ve bu tecrübelerimi futbolcu arkadaşlarıma fazlasıyla vereceğime inanıyorum. Hocam çok teşekkür ediyoruz röportaj için bize zamanınızı ayırdığınız için. Sevgili izleyiciler, Hacettepe Spor'da takım kaptanı Veli Ortakçı ile birlikteyiz. Sezon açılışınca ilk antrenmana şu anda İlhan Cavcav tesislerine kendileri çıktılar. Biz de şimdi hemen kaptanı yanımıza çağırdık. Ve ilk olarak da şimdi takım ilk antrenmanı çıkıyor kaptan olarak. Sizde önceden de toplantı oldu. Neler söylemek istersiniz? Artık 3. ligde 2. gruptaki karşılaşmalar Eylül'de başlamadan önce. Evet. Öncelikle yeni sezon hepimize hayırlı olsun. Hacettepe Spor adına inşallah kazasız belasız sakatlıksız bir sezon geçiririz. Öncelikle yeni bir takım. Dışarıdan gelen eski oyuncularıyla kurulan bir takım. Altyapısından yetişen oyunculardan kurulan bir takım. Karma yaptık. Güzel bir takım oldu. İnşallah lige Muharrem hocamızla beraber damga vurmak istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde başlayacak. Bakalım. Şimdi siz tabii ki takımın kaptanısınız. Yeni gelenler de olacak. Yaş ortalaması da 22,5 şu anda takımın. Yeni gelenle birlikte de kaptan olarak nasıl değerlendiriyorsunuz takımın? İlk antrenman ama mutlaka toplantılar, antrenmandan önce görüşmeler, hatta tabii, yaz tatilinde birlikte programlarda olmuştur. Takımın genç olması bizim için daha iyi. Diğer 3. lig takımlarına baktığın zaman yaş ortalaması biraz daha tecrübeye dayalı olsa da genç ve dinamik bir takım olacağımıza inanıyorum ben. Bu yönden dolayı mutluyuz. Yani genç aramızda sadece bir ben varım. Bir de kalecimiz Turgut'tu. Sanırım 94'ten o var. Gerisi hep genç, hepsi taze, dinamik, heyecanlı bir kadro kurduk. Bakalım inşallah hayırlısı olur bizim için. Çok teşekkür ediyoruz Klas Sport TV mikrofonlarına konuştuğunuz için. Sevgili izleyiciler, Hacettepe Spor'un ilk antrenmanı devam ederken biz de şimdi Mehmetcan Güngör'le birlikte röportajlarımıza devam ediyoruz. İlk antrenman artık farklı bir süreç başlıyor. 3. lig 2. gruptasınız. Eylül'e kadar da hazırlıklar devam edecek. İlk antrenmanla birlikte senin düşüncelerin neler?
Öncelikle 2021-2022 sezonumuz hayırlı olsun herkese. Allah kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon geçirmeyi nasip etsin hepimize. Takımımız genç, yeni arkadaşlar edindik yani. Hazırlıklarımız devam ediyor. Yeni hocalar, daha sonra ne diyeyim, güzel bir sezon geçmesini istiyorum. İnşallah hakkımızda aynısı neyse olsun. Elimden gelenin en iyisini yapacağım. Evet, mutlaka senin de hedeflerin vardır. Ben o hedefleri daha çok merak ediyorum. Senin hedeflerin neler? Aynı zamanda Hacettepe ve gelecek sezonlarla ve futbol yaşantınla ilgili. Geçen sezon takımca hani talihsiz bir sonuç elde edip işte takımımız küme düştü. İnşallah bu sezon tekrardan takımımızla birlikte yükselmeyi hedefliyoruz. Kendimce inşallah 10-15 gol atmak istiyorum. İnşallah daha yerlere gidip Süper Lig olsun, başka takımlar olsun. Hedefim var. Hakkımızda elisi olsun. Bu röportajı unutmayacağım. 15-20 gol demiştin. Evet. Sezon sonrasında da umarım röportaj yapma imkanımız olursa bu gerçekleşir ya da gerçekleşmez. Mutlaka hatırlatacağımı bil istiyorum Mehmetcan. İnşallah elimden gelenin en iyisini yapacağım. Geçen sezon gibi olmayacak diyeyim. Teşekkür ediyorum röportajın için sevgili izleyiciler. Mehmetcan Güngör'de 10-15 gol sözü verdi. Bakalım gerçekleşebilecek mi? Sezon sonunda da mutlaka kendisine hatırlatacağım. Ve bizler de İlhan Cağcağ tesislerinde röportajımızı gerçekleştirdik. Hacettepe'de İlk antrenmanında Klasport TV olarak yalnız bırakmadık.